Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir videoyla da yeni bir projeyle daha yine karşınızdayım. Peki bugünkü projemiz neyle ilgili? Bugünkü oyunumuzun ismi Galaxy Bliss arkadaşlar. Ve bu oyunun yarın Binance'da satışı gerçekleşecek. Kafanıza yatarsa hem satışı kaçırmazsınız diye bugünden hazırlayayım. Bugünden bir projeyi inceleyelim dedik. Haydin şimdi projeyle ilgili detaylarımıza geçelim. Nereden başlıyoruz? Hemen White Paper'dan başlıyoruz ama bu sefer White Paper'ı sonuna kadar detaylı incelemeyeceğim çünkü bu yaklaşık herhalde bir 15-20 dakikamızı alır. Sadece önemli noktalara değineceğiz. Hemen in-game ekonomi kısmındaki tüm yazıları geçiyorum. Şurası aslında genel olarak oyunumuzu özet. Mining yapan makinelerimiz var. Yani direkt NFT'lerimiz var. Normal Edinverse ya da başka benzer oyunlardaki gibi tıklayarak mine yapacağız. Ve bunlarla bazı resource'lar elde edeceğiz. Bu resource'larla binalar dikebileceğiz ya da işte asker basabileceğiz, uzay gemisi üreteceğiz vesaire. E peki bu asker uzay gemisi ne işe yarayacak? Burada da savaş alanı ortaya çıkıyor. Ya bize gelen saldırılara karşı defans yapacağız ya da bu askerler, turutlar, işte uzay gemileriyle başka yerlere saldırıp loot elde edeceğiz. Bu lootlarla da yine aynı şekilde resource'lar toplayacağız. Oyun arka planında farklı şeyler de olacak. Örneğin DAO'dan direkt farklı token gelecek. Turnuvalar düzenlenecek. Ekstra achievement'lar olacak. Achievement ödülleri olacak. Oyunun esas token'ı ise mid diye geçecek. Sadece mid token'ıyla kalmayacak. Ekstradan token'lar da olacak. Aslında oyun içi kaynaklar diyelim biz. Resource'lar diyelim. Burada da zaten isimlerini görebiliyorsunuz. Starcoin, Titanium Orb vesaire gibi. Bunları da gezegenleri ele geçirdikçe elde edeceğiz. Biraz önce hani demiştik ya, ekstradan bazı tokenlar, bazı şeyler de elde edebileceğiz. VIP membership'le örneğin daha fazla mit üretebileceğiz. Merchant shipping ise oyun içindeki bir gemi olacak. Aslında on-chain, yani ağ üstünde bu miti başka kriptolarla, başka tokenlarla değiştirebilmemizi sağlayacakmış. Aslında swap işlemini, her oyunda yaptığımız işlemi birazcık daha cafcaflı bir dille kullanmışlar. Turnuvalar olacak. İşte bakımı harcayacaksınız. Treasure Hunt etkinlikleri olacak. Kartlar elde edeceksiniz. O kartlarla da kombolar çalışacak. Aklınıza ne geliyor hemen arkadaşlar? Biliyorum o game benzeri bir oyun yapmaya çalışacaklar. Tabi en başta arkadaşlar büyük ihtimalle sadece mine'a tıklayacağız. Çünkü bu tarz oyunlarda hep benzeri oluyor. Hatta roadmap'ine bakacak olursak da arkadaşlar Nisan'da NFT sale demiş. Şunu hatta birazcık daha büyütelim. Böyle daha güzel oldu. Daha sonrasında ikinci çeyrekte oyunun ilk aşaması çıkacak. Oyun ilk aşaması ne olur? Dediğimiz gibi tıklamayın, tıklamayın, tıklamayın. Üçüncü çeyrekte ise oyunun ikinci aşaması çıkacak ve turnuvalar başlayacak. İkinci aşamasıyla turnuvaların bir araya çıkması zaten askerlerin vesairenin başlaması anlamına geliyor. Daha sonrasında PC ve PC VR Function, yani gözlüğümüzle artık bakıp sadece gözlükle tıklayacağız arkadaşlar. Nasıl VR'a uyarlayacaklarsa neyse. Oyunu tanıtıyorum bu arada, futluyor muyum belli olmadı biraz ama. Bu oyunu genel tanıtmamın sebebi ise daha önce de demiştim, bir satışı olacak arkadaşlar. Binance üstünde 85 dolara paket alabileceksiniz. Peki oyunla ilgili olan şüphelerim ne? Birinci şüphem şu. Öncelikle kendi token'ına bakacak olursak hemen şöyle göstereyim. Hoppa, çok güzel aşağılara düşmüş. Ama bu demek değil ki bu satıştan bir şekilde gelir elde etmeyelim. Tabi bunun garantisini ben de kimse veremez arkadaşlar. Alacağınız tüm riskin yine size ait olduğunu unutmayalım. Daha öncesinde örneğin Mobox adlı oyun vardı. Şu an hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Biz herhalde bir sene önce 50 bin lira para yatırarak girmiştik. Neyse ki paramızı kurtardık. Ne olmuştu? Hemen şöyle gösterelim. Şöyle arkadaşlar görürseniz düştü düştü düştü. Birazcık daha yükseklerdeydi tabii, şöyle aşağıya düştü. Düştü 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 düştü. Ayın 18'i 19'unda Mobox'un NFT'lerinin satışı yapılacağı ve daha sonrasında Mobox'un Binance'da listeleneceği haberim olmuştu. Yaklaşıktı onlar ama 19'unda Binance'da bir şekilde işin içine girdi. Ondan sonra zaten grafiği görüyorsunuz, tekrar yükseliş ve şu anda tekrar aşağılara doğru gidiyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Binance arkasında destek çıktığı sürece anlık da olsa küçük bir hype yakalıyor. Ve bu hype'da siz şu anda bu alacağınız 85 doları daha sonrasında eğer talep olması durumunda yükseğe satabilme imkanınız var. O yüzden ben yarın girip bir alabilirsem iki tane paket deneyeceğim. Alabilirsem de özellikle vurguluyorum. Çünkü bir sürü bot oluyor arkadaşlar. Oyunu oynar mıyız peki? Onunla da ilgili ikinci bir örnek göstereceğim. Expansion diye yine başka bir oyun vardı. Ve başta White Paper çok hoşumuza gitmişti. O işte yakında olacak şey de olacak vesaire, takım inşallah bunu yapar
demiştik ki takım hiçbir şey yapmadı abi. Yani gerçekten hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Bu expansion adlı oyundan bazı lentler düşmüştü ki expansion'ın satışlarına bakın. Hop 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 yükseldi yükseldi yükseldi, sonra hiçbir şey yapmadıktan sonra daha da sıfıra doğru gidiyor. Limit sıfıra yaklaşırken. Expansion'ın token'ına bakacak olursanız da yine benzer bir durumu görebilirsiniz aşağıya doğru. Ama bundaki fark neydi? Bu en baştan beri Binance arkasındaydı, ona rağmen hiçbir cacık yapamadılar abi. Ama Mobox'taki gibi oyuna sonradan Binance destek çıkmaya başlayınca aşağıdan yukarı doğru tavan yapabiliyor. Demem o ki bir de projeyi siz araştırın ve kafanıza yatarsa alsat için deneyin arkadaşlar. Uzun vadede dediklerini uygularlarsa ekstradan ara güncellemelerle işte turnuvayı, şuradaki özellikle 3. çeyrekteki turnuvayla daha da fazla oyunu hype'layıp oyunla ilgili daha fazla güncelleme yaparlarsa oynayarak da para kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben alsat fırsatı olarak değerlendireceğim bunu. Oyunla ilgili bir de genel şu bilgiyi verelim. Galaxy Bliss free to play olacak. Oynaması bedava olacak. Ve oynarken de aşağıdakileri kazanabileceksiniz. NFT'lerinizle mining yapacaksınız. Direkt token çıkartacaksınız. PvE sistemi olacak. Ve offline ya da bilgisayara karşı savaşacaksınız. PvP'de online kişilere karşı savaşıp onlardan loot elde edeceksiniz. Marketplace olacak. Trade yapabileceksiniz. İşte görevler olacak ve achievement'ları tamamlayacaksınız. Yine mid kazanabileceksiniz. Her NFT ya da diğer resource'larınızı mid karşılığına satabileceksiniz diye burada daha özetleyici bir şekilde paylaşmışlar. İşte free to play olmasından kaynaklı çok daha fazla hype yakalayabilir deyip isterseniz 2 tane NFT alıp bir tanesini oynamak için saklayabilirsiniz. Bununla ilgili Discord'umuzda da hemen kanalı zaten oluşturduk. Bakın satış var, kaçırmayın. Kendi görüşümüzü de buradan paylaştık. Yarın buraya da sizi bekliyorum arkadaşlar. Buradan alıp almayacağımızı, kaç tane alacağımızı hep birlikte konuşuyor olacağız. Öyleyse yarın satışta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.